Hafta sonu ne yaptın anlat. Hafta sonu temizlik yaptım birazcık. Sağ solu temizledim. Yemekler yaptım. Arkadaşlarla gittim, gezdim, dolaştım. Hocam, size tavsiye ederim. Türkiye'yi anlamak için bu programları seyredeceğiz. Bunları seyretmek gerekiyor. Bir şey söyleyeyim, seyrediyorum. Seyrediyorsun. Evet, çok. Evet. Keyifle. Evet. Siz itiraf et. İtiraf et. Dişçim seyrediyor. Dişçim mi? Bir de dişçisini ihbar ediyor şimdi yani. Hayır, şöyle bir şey. Diş doktoruna gittim, diş hekimine gittiğim zaman o sırada yani hep onu izliyor ve izlemek zorunda çok kalıyorum. Çok saçma değil mi? İtiraf edin. Siz seyrediyor musunuz? Hayır, hayır demeyin. Neyi seyrediyoruz dendiğinde National Geographic seyrediyoruz. Yalan, dolan. Hep aynı leoparlar çiftleşiyor National Geographic. Bir şey olduğu yok. Aynı Brooklyn Köprüsü, aynı leoparlar. Halbuki bu programlarda Türkiye'yi anlıyoruz. Bu Türkiye. Buyurun devam. Daha annemi aldım, kız kardeşlerimi babama bıraktım. Tabii her şey zaman buluyor. Kırk kapının ipini çekiyor benim gibi. Ruhunuzun dengesi... İşte budur hocam. Budur. Budur. Müthiş adam. Müthiş adam. Neydi? Kara kundak. Hayır. Ne kundak? Kunak. Recai Kunak. Feridun düz kundak. Kunak. Görelim. Bir göreyim. Ben yazıyor orada. Göreceğim. Feridun Kunak. Sakın unutmayınız. Devam ediyoruz. Neyle? Dur. Bakınız. Seyircimiz. Mesela bizim seyircimiz arasında da var öyle. Böyle oturuyor mesela. Onlara şimdi size de yaptıracağım ben bu hareketleri. Çok yarar. Bak ilk başta seyirciyi görüyoruz. Seyirci nasıl? Böyle. Bizi buraya hapsettiler. 3 saat bırakmayacaklar diye oturuyor. Halbuki Feridun Kunak onlara ne güzel şeyler yaptırıyor. Görelim. Ruhunuzun dengesi. Bunu sakın unutmayınız. Devam ediyoruz. Neyle? Belimizle, kalçamızla, sırtımızla ilgilendiren hareketlerle. Ellerimizi öne doğru uzattık. Gidebildiği kadar sağa gittik. Gidebildiği kadar sola gittik. Sağ, sol, sağa, sola. Sağ, sol, sağlar sollar karıştı. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Eller havaya, eller havaya. Hep beraber sağa gittik, hep beraber sola gittik. Sağ, sol, dur! Sağ. Dur! Neslor, sen niye yapıyorsun ya? Ay sen niye yapıyorsun? Fırsat buldun. Duymuyorum. Göstermek için Okan Bey. Ha pardon. Ben de sandım fırsat buldun. Biraz da bir kilo aldın son zamanlarda. Feridun Kunak'ı her gün seyredersen. Zaten insanın şeyi budur, yapabileceği budur. Sağ, sola, sağ, sola. Bir de yanlış yapacaksın sonra. Bu kadar. Bitti. Devam. Nereye kadar? Dur. Bu muhteşem. Burada sonunda kadının kafasını söküyorlar. aileye de taziyetlerini sunuyorlar. Bitiyor. Dikkatli, dikkatli dinleyin. Şimdi kafadan bir ses gelecek çocuklar. Kafadan bir ses gelecek. Yani inşaattan böyle ses çıkıyor. Görelim. Önce bir muayene edin. Rahat bırakalım. Oo. Sesler geliyor küçük. Dönmüyor değil mi hocam? Burada kalıyor. Orada aslında daha çok dönmesi lazım öyle mi? Burunun buraya kadar gelmesi lazım. Burunun buraya kadar, omuza kadar. Evet. Normalde omuza kadar döneriz rahat, zaten. Rahat bırakın. Geri nefes al. Ver. Sen ne titriyorsun orada Ebru? Nasıl? Abi. Vay, 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 vay. Böyle bir mafya filminde falan kullanılır sahne olarak. Harç. Alıyor götürüyor ondan sonra buyurun. Nasıl ses baba? Hayır burun buraya geldi. Buraya değil. Tabii belki o olabilir bir biraz zamanda. Biraz daha çevirse kulak da enseye değecek yani. Abi nasıl cesaret? Ay nasıl cesaret ediyorsun ya? İyileştiriyor mu peki ben devamı? Bilmiyorum ne olduğunu ama bir ses daha çıkıyor şimdi. Sadece devam. Kafa mı? He? Başka yerler var mı? Başka neresini kırıyor bilmiyorum ama kırdı yani. Devam. Bir nefes al. Ver. Sen ne titriyorsun orada Ebru? Sese tabii ki. Aslına ben sana arz yapmadım bundan. Çok yaptınız tabii. O sırada gerçekten ağrı yok. Bir nefes al. Ver. 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 Ay ay diye çıldır. Buradaki açılma. Var.
Dön. Çok fazla korkuyorum. Öyle ya, öyle ya. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Hocam, ben size diyorum Türkiye'yi anlarsın, alim olursun. Bak, mıknatıs adam. Bu bizim kanal. Bayılıyorum bu programa. Osman Hamdi ile Osman Müftüoğlu'yla ondan sonra o canım güzel kız çıkıyorlar hocam. Böyle acayip tipler var. Seyredelim. Ben şu an tedavide görüyorum yani. Evet. Hocam biz sizden bunu rica ediyoruz. Tabii ki memnuniyetle. Bir beyin ekliyorsun, görüntülerini alalım. Hayır. Sonra bir konuşalım bakalım. Yani şu anda mesela... Bu konu uzun hocam. Bu konu bitmez bu konu. Evet. Gerçekten çok enteresan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim ne olduğunuzu bilin geldiğiniz için. Tencereyi koyalım mı? Tencereyi de koyalım ama önce reklamlara gidelim hocam. Reklamdan sonra tencereyi veriyor. Evet efendim. Halis Ateş gördüğünüz üzere tencereyi geldi size. Bir kavga var mı burada? Kaldır. Dur bakalım, düz bir. Şöyle yandırır mısınız tam kamerayı? Ancak olur hocam. Allah Allah. Evet. Tabii tencere, her şey yapışıyor. Tencere biraz hafif olması lazım. Alüminyum tencere. Ama bravo. Dur. Şimdi bakın, Osman Hamdi harikulade bir adam. Çok ayrıtıcıdır Osman Müftüoğlu. Şimdi sanki yani insanın göğsüne tencere koymak lazımmış gibi o konuda da bilgi vermeyi ihmal etmiyor. Yani her sabah iki kayısı falan diyor ya arada. Buna da diyor tabii tencerenin hafif olması lazım. Mutlaka alüminyum koyun. Niye ya? Niye göğsümüze tencere koyalım ki yani? Allah Allah. Devam. Name something you know about zombies. Christy. Black. They're black. Okay. Dört. Muhteşem. Muhteşem. Niçin bizim haber bültenlerinde hiç olmaz? Adamcağız bikinili kızlara bakıyormuş. Bu kadar basit. Niye olmaz? Niye olmasın? İnsan değil mi o da? Zar 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 her gün şu oldu bu oldu. Trafik kazası bu bunu dedi şu bunu dedi. Bakıyormuş da o sırada fakat gönderemiyor kızları. Mesele orada. Görelim. Jetzt habe ich hier meine Damen und Herren ein kleines Problem mit meinem... Gerät. Das Gerät. Var olun, var olun, sağ olun. Evet, şimdi hayatım... Dön! Baba, diyorum ki bir gün mutlaka bana da kısmet olacak. Ben de Bülent Hanım'ın programına katılacağım. Ve gittiğimde mutlaka çok öveceğim. Çok öveceğim. Yerden böyle, tepeden tırnağa öveceğim. Çünkü sanıyorum bunları bir süre kuliste tutup aç bırakıyorlar. Geceden suya basar gibi. Ondan sonra Bülent Hanım bunlara geliyor. Bunları bayağı bir kamçı zincir falan filan halde. Bir korku içerisinde bir övüyorlar abi. Görmen lazım yani. Bak şey, Hande Yener değil mi o? Hande Yener korku içerisinde. Bülent Hanım diyor sizin gibisi yok falan filan. Görelim. Bir tane harikaydın yani inanılmaz büyülüyorsun. İnanılmaz büyülüyorsun. Dur, dur bak. Bak. Bir adım da geri at. Tamamen sahte. Oturuyor orada hazır ol da. Anladın mı? Bir tane harikaydın yani inanılmaz görüyorsun. Ne yapıyorlar bunların kafaları filan mı güzel acaba? Niçin Bülent Ersoy'dan sürekli bir canavarmış gibi söz ediliyor? Devam. Hayır, öyle bir şey. Bir tane harikaydın yani inanılmaz büyülüyorsun. İnanılmaz büyülüyorsun. Siz öyle görüyorsunuz. Öyle görmek istiyorum. Bir de yakışıklı olduğunu söylesin. Gördüğüm en yakışıklı insan. Yani dozu her gün çok şiddetli artıyor maşallah. Şu an aşkım tişörtümle yine gözünün rengi aynı olmuş. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında böyle işte aksaklıklar oluyor. Ondan sonra ben kızdığım vakit diyorlar ki bu karı manyak edepsiz. Ama hiç konuşmayacağım. Fakat indikten sonra şu şişkoyu ne yaparım bilmiyorum artık. Evet. Yani olacak işte. Dur, dur. Bak buraya kadar iyi. Buraya kadar iyi. Ondan sonra kendini doldurmaya başlıyor. Kendine hakim olmaya çalışıyor. Bence sonra çıkıp adamları yiyor bu. Büyük ihtimalle yiyor. Bayağı ısırıyor filan. Bana öyle geliyor. Çünkü çok korkuyor herkes. İnşallah bir gün çağırırsa gideceğim. İnşallah. Öyle bir kendi kendini gaza getiriyor. Bir de şeyi de karıştırmış. Böyle hastalıkları da karıştırmış.
Ne diyor ona? Alzheimer diyor. Alzheimer değil. Allah saklasın. İkisinden de saklasın. Parkinson'dur o. Evet. Görelim. Evet. Yani olacak işte. Başım çünkü Alzheimer hastaları gibi böyle sallamaktan fenalık. Devam diyorum. Devam. Devam. Bu sazın da sorumlusu... Bu sazın da sorumlusu sen olduğuna göre... Bu nedir? Ne manaya geliyor bu? Devam. Devam. Ama neyse. Yok. Olmuyor. Vermeyince Mahmut neylesin Mahmut. Başlayalım başladığı için Aziz Dövücan. Bu işte hayatımda gördüğüm en muhteşem şey ve ben buna inanıyorum. İsim falı. İsim falı değil pardon. İsim analizi. İsim analizi. Şimdi bak senin analizini yapıyor. Bu masadaki sanatkarları seçtik. Bakalım Gülçin kimmiş? Hocamdan dinliyoruz. Buyursunlar. G başlayarı başladığı için azimli mücadeleli ve biraz da inatçı olur her şeyin başında. Evet. Ü'de biraz bereket bolluğu biraz engeller. Sanat konusunda oldukça yeteneklidir dur. Ama bunun yanısı... Ne de, dur ne dediğini anlıyoruz. G biraz böyle şey olur. falan filan. Çok dikkatli dinlemek lazım. Evet. Bakalım Gülçin neymiş bir daha. Ayşe mantığını iyi kullanabilen, geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadan mücadelesini veren, çok iyi proje üreten, iletişim konusunda çok iyi duygusal olan bir insandır. Dur. Mantığını bak, iyi kullanabilen. Ezberlemi söylüyor. Ayşe çok güzel proje üreten bilmem ne falan. Zaten burçlarda da yok. Mesela yatakta başarısız bir burç var mı hocam? Yok. Yok. Mesela yok. Hırsız bir burç var mı? Yok. Yok. Dedikoducu bir burç var mı böyle? Hemen söyledi. Ben niye bunu söylüyorum? Canım olur mu? Var tabii. He? Yalancı burç var. Yalancı burç olur mu ya? Bütün burçlarda hiç mesela suç işleyen burç var mı? Mesela katil burç var mı? Boğa burcu. Koy gitsin. Koy gitsin. Evet doğru söylüyorsun. Yani böyle hep yalan dolan ya. Gülçin şöyleymiş, Ayşe böyleymiş. Devam. Çok iyi proje üreten, iletişim konusunda çok iyi duygusal olan bir insandır. Mantığını iyi kullanıp algılaması yüksektir. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmaz. Emre, üzün sevinci dolu yaşayan, pratik zekalı, tereddütlü karar vermede zorlanan, işte boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım Emre'nin. Dur! Reyhan... Ne? Anlamadım. Boğaz tiroidlere. Bir tek bende var o hastalık da o yüzden mantıklı. Bir daha görelim onu. Üzün sevinci dolu yaşayan, pratik zekalı, tereddütlü karar vermede zorlanan, işte boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım Emre'nin. Dur! Ulan boğaz ve tiroidlere dikkat etme. Bir şey söyleyeyim. Fan baktırdım birkaç kere. Evet. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Boğaz ve tiroidlere dikkat. Boğaz ve tiroid hiçbir şey yok. Demek ki emrelikten o. Hocam bir şey çıkmasın sonra boğaz ve tiroidlerden. Vallahi adama uçurursun. Diye. Aman dikkat et. Aman. Allah saklasın. Devam. Boğaz ve tiroidlere dikkat etmesi lazım Emre'nin. Reyhan'a gelince Reyhan... Dur! Reyhan senin hakkında konuşmuş. Bakalım Reyhan kimmiş? Ben de sadıçıyım 10 yıl sonra. Buyurun. Reyhan'a gelince Reyhan tereddütlüdür. Hayata karar vermede zorluklarla başlar ama bunun yanı sıra hayat ona sert dersleri verip ayakta kalmayı çok iyi becerebilir. Algılaması yüksek, yaratıcı özelliği de çok iyidir. Şimdi bu hafta medyaya düşen bu güzel görüntülerde her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Hocam kadar bu işi 20 senedir yapıyorum fakat hocam kadar başarabilmiş değilim. Evet. Açıkça söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Vallahi tırnağı olamam. Açıkça söylüyorum. Dalga falan geçmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Ya böyle bir şey. Mesela bir benim konuklarıma bak. Bir de hocamın konuklarına bak. Zaten. Utanır! Evet. Dikkatli. Ses çıkarmadan izliyoruz. Çok dikkatli. Hiçbir kelimeyi kaçırmadan. Görelim. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah. Sen de çok çok güzel kadınsın. Elhamdülillah sen de maşallah. Her görüşümde çok şaşırıyorum güzelliğine. Gerçekten. Her seferinde ilk defa görmüş gibi oluyorum. Maşallah. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam maşallah. Elhamdülillah. Hafızlık var. Evet. Olağanüstü bir genel kültürü var. Maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Maşallah. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Çok temiz. Mütevazi, kıskançlık, haset, o tip şeyler bilmez. Ve muhteşem bir fizik ama yani ben böyle bir olay görmedim. Hayır var gerçi hepsi güzel bizim çocuklar da maşallah. Yani dünyaya kıyasladığımda olacak gibi değil maşallah. Elhamdülillah maşallah. Çok çok hayret edecek bir fiziğe sahip maşallah. Ve ciltler hepsinin çok çok güzel. Maşallah. İşte imanın bereketi.